Merhaba, haber saatine hoş geldiniz. Günün gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Hemen başlayalım. Sayın seyirciler, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Video konferansla yapılan toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Erdoğan, muhalefete yüklendi, darbe çığırtkanlığı yapıyor, başarılarımızı gölgelemeye çalışıyorlar dedi. Ülke olarak salgından terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. CHP'nin başını çektiği gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Meydanı sırf bize zarar vermek için ülkesine ve milletine zarar vermeyi göze alabilecek kadar müvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. Sayın seyirciler, dün video konferans yoluyla ikinci kez gerçekleştirilen kabine toplantısında virüs salgınına karşı alınan tedbirler ve normalleşme ile ilgili önemli kararlar alındı. Bir sonraki sokak kısıtlaması 4 gün olacak. Kısıtlama 19 Mayıs'ta kapsayacak şekilde genişletildi. 9 şehirde de giriş çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Kararları Erdoğan toplantı sonrası açıkladı. Gelin detaylarına bakalım. 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacaktır. Sokağa çıkma kısıtlamasının 18, 19 Mayıs günlerinde bakkal, market, manav, kasap, fırın, tatlıcı gibi işletmelerin ve online platformların saat 10 ile 16 arasında hem satış hem evlere servis için açık olabilmelerine imkan sağlıyoruz. Yeni haftada uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının süresi 4 güne çıkarıldı. Açıklama kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 65 yaş üstüyle 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlamasının süreceği toplantıda alınan önemli kararlardan biri. Erdoğan, bahsi geçen yaş aralığındaki vatandaşlar için belli saatlerde izin uygulamasının devam edeceğini söyledi. Saat 11 ile 15 saatleri arasında ülkemizin tamamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdi. Çarşamba günü yine aynı saatler arasında 0-14 yaş grubu çocuklarımız için benzer bir kolaylığı devreye alıyoruz. Cuma günü de 15-20 yaş grubu arası aynı imkandan faydalanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk tespit etmediğimiz takdirde bu uygulamayı önümüzdeki haftalarda da sürdürmeyi planlıyoruz. Yaşlılarımız 17 Mayıs Pazar günü 11 ile 17 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir. 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 şehirde giriş çıkış kısıtlamasının esnetildiği haberini de verdi. Bu haftaki kabine toplantımızda yaptığımız değerlendirmede 9 ilimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay üreticilerine yönelik önemli mesajları da vardı. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile birlikte kilogramda 3 lira
40 kuruşa karşılık gelmektedir. İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecek müstahsiller için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. Erdoğan yeni normal hayatla ilgili uyarı da yaptı. Kısıtlamaların gerektiğinde geri gelebileceği mesajını verdi. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlaması konulu genelge gönderdi. İşte genelgenin detayları. Sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi gönderdi. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10 ila 16 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Yine aynı günlerde 65 yaş ve üzeriyle 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere adresli servis şeklinde de satış yapabilecek. Canınız sıkılmasın. Hürriyet, Posta, Fanatik, Milliyet, gazeteniz geldi, gazete. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav ve kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı işyerleriyle bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı ve satıldığı işyerleri açık olacak. Seyahat kısıtlaması kalkan illerde giriş çıkışlar kontrollü olarak başladı. Bazı noktalarda ise trafik yoğunluğu yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ giriş çıkış sınırlandırılması kaldırıldı. Kısıtlama kalkar kalkmaz vatandaşlar yollara düştü. Hareketlilik gece saatlerinde başladı. Geçişler kontrollü olarak yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 3 Nisan'da 31 il için uygulanan kısıtlama ilk olarak aralarında Antalya ve Muğla'nın da bulunduğu 7 ilde kaldırılmıştı. Bunun sonunda bazı illerde yoğunluklar oluşmuş, özellikle Bodrum'a giren araç sayısı bir günde %25 oranında artmıştı. Karar kapsamında Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde seyahat sınırlandırılması devam edecek. Ancak izin belgesi olanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. İzin için başvurular E-Devlet'ten seyahat izin işlemleri seçilerek yapılabiliyor. Sayın seyirciler, Yükseköğretim Kurulu'nun salgın önlemleri kapsamında aldığı kararla üniversitelerde yüz yüze sınav yapılmayacak. Sınavların dijital veya alternatif yöntemler uygulanarak yapılacağı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu üniversite öğrencilerinin sınavlarına yönelik önemli bir karar aldı. Dönem sonu sınavlarıyla bu eğitim öğretim dönemine ait sınavlar yüz yüze gerçekleştirilmeyecek. Üniversitelerdeki sınavların dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler uygulanarak yapılması kararlaştırıldı. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç, kararın salgın süreci ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerine ilişkin değerlendirmeler neticesinde alındığını duyurdu.
Saraç bu süreci rektörlerimizle birlikte öğrenci merkezi götürmeye ve değerli öğrencilerimizin salgından en az şekilde etkilenmesine çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Sayın seyirciler, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıda koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, bayramdan sonra tüm önlemler kademeli olarak yumuşatılacaktır dedi. Normalleşmede dört koldan çalışmalarımızı planlıyoruz. Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlık bağlı kurumları için yine bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tedirgin tüm bu uygulamalar yumuşatılacaktır. Planlamalarımız hazırdır. Somut bir takvime bağlandığında bunlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. Elbette tüm bu çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun uygun bulması ve bu konuda kılavuzların onaylanmasıyla yürürlüğe girecektir. Noterlikler normal çalışma dönemine bugün itibariyle başlamıştır. Yine Adli Tıp Kurumu da çalışmalara yeniden başlamıştır. Önümüzdeki dönemde de Bilim Kurulu'nun rehberliği içerisinde diğer uygulamalarda gözden geçirilerek normalleşmeye adım atılacaktır. Tüm bu tedbirleri alırken ceza infaz kurumlarımızda ayrı bir hassasiyetle yaklaştık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürdük. Çünkü hükümlü ve tutuklunun canı, sağlığı, yaşamı devlete emanettir. Ve cezaevine girerken tüm kontroller yapılmakta, izole edilmekte, karantinaya alındıktan sonra normal yine kalacakları yere alınmakta. Tüm alanlar dezenfekte edilmekte ve tutuklu hükümlülere de tüm dezenfekte malzemeleri verilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın bilim kurulu önerdiği tedbirler çerçevesinde hükümlü ve tutuklarımızın sağlığı için alınan tedbirlerinde yine normalleşme süreciyle birlikte elbette gözden geçireceğini bir kez daha ifade ediyorum. Sayın seyirciler, yeni vaka sayısındaki düşüş devam etti. 3000'den fazla kişi sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Ne yazık ki son 24 saatte 55 kişi de virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosu. İyileşen hastalar yeni vaka sayısının yine üzerinde. Bir günde 1114 kişiye tanı konurken 3089 kişi daha sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs verilerini açıkladı. Buna göre 24 saatte 55 kişi salgına yenik düşerek can verdi. Toplam vefat sayısı 3841'e yükseldi. Son yapılan testlerle enfekte hasta sayısı da 139.771 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tedbirlere uyarsak yeni vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak dedi ve tedbirsizliğin bedelinin ağır olduğunu unutmayalım ifadelerini kullandı. Yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastaların sayısı azalmaya devam ediyor. Yoğun bakımda tedavi edilen 1126 hastanın 578'i entübe yani solunum cihazına bağlı. Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı ise 95.780. Dünya genelinde koronavirüsle mücadele sürüyor. Rusya yeni açıklanan vakaların ardından virüsün en fazla görüldüğü ikinci ülke oldu. Dünya koronavirüsün pençesinde, mücadele ise aralıksız sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs şu ana dek 4 milyon 200 binden fazla kişiye bulaştı. Salgın nedeniyle 287 binden fazla insan hayatını kaybetti. Rusya'da yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 11.656 vaka kayıtlara geçti. Ülkede toplam sayı 232.343'e ulaştı. Bir günde 94 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı da 2000'i geçti. Rusya COVID-19 vaka sayısında İngiltere ve İtalya'yı da geride bıraktı. Avrupa'da koronavirüsten en çok ölümün yaşandığı İngiltere'de 223 bin, İtalya'da ise 219 binden fazla enfekte hasta bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir günde 811 kişi daha hayatını kaybetti.
Bu 27 Mart'tan bu yana görülen en düşük ölüm oranı. Fransa'da bulunan Eiffel Kulesi koronavirüs salgını ile mücadele eden çalışanlara teşekkür etmek amacıyla aydınlatıldı. Paris Belediyesi her meslek grubundan bir çalışanın fotoğrafını Eiffel Kulesi'ne yansıtarak "İyi ki buradaydınız" notunu düştü. Türkiye'de koronavirüsle mücadele eden ülkelere yardımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Arnavutluk ve Makedonya'ya da tıbbi yardım kolileri gönderildi. Türkiye iki ülkeye daha yardım elini uzattı. Kargo uçakları bu kez Arnavutluk ve Kuzey Makedonya için havalandı. Türkiye'nin COVID-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kızılay tarafından hazırlanan kolilerde koronavirüsle mücadelede kullanılan cerrahi maske, koruyucu tulum ve gözlükler yer aldı. Türkiye bugüne kadar 50'den fazla ülkeye tıbbi yardım gönderdi. Sayın seyirciler, siyasette yeni bir polemik başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, salgının etkilerine karşı siyasi parti liderlerini bir araya gelmeye davet etti. Adına da memleket masası dedi. Akşener'in bu çağrısına Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sert tepki gösterdi. Bir defa açık yüreklilikle ifade etmek isterim ki... Siyasette memleket masası tartışması yaşanıyor. Tartışmanın fitilini İYİ Parti lideri Meral Akşener'in virüs salgını etkilerine dikkat çekerek yaptığı "bir masa etrafında toplanmamız lazım. Bu masanın adına da memleket masası diyorum. Bu krizden nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım" açıklaması ateşledi. Akşener'in bu çağrısına Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı Devlet Bahçeli tepki gösterdi. Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamada HDP-PKK'nın İYİ Parti ile ilgili ifşa ve itirafları, İYİ Parti'nin HDP'ye aracılar gönderip icazet arayışları uzun bir süredir kimlerin masa başı çalıştığını fazla zahmete gerek bırakmadan ispatlamıştır. Masaya davet edenler akıllarınca yiyecek menü peşindedir. Masa masaldır, maval okumaktır. Türkiye'nin bu tür hasarlı masalara ihtiyacı yoktur diyen Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye almaz dedi ve Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı masada değil, gönüllerdedir diye de ekledi. Sayın seyirciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan gazeteci Yılmaz Özdil'in villası kaçak bölüm bulunduğu gerekçesiyle mühürlenmişti. Belediye aynı gerekçeyle Özdil'in komşularının evine de mühür vurdu. Gazeteci Yılmaz Özdil'in kaçak villası yıkımına bir gün kala siteyi karıştırdı. Zira villanın ardından Özdil'in komşularının evine de mühür vuruldu. Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'un Bitez mahallesinde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum belediye ekipleri evi mühürlemişti. Olayın ardından site sakinleri Özdil'in komşularının evini de şikayet etti. Ve şikayetin ardından Bodrum Belediyesi ekipleri Özdil'in komşularının evine gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Özdil'in yan komşularının evleri de mühürlendi. Özdil'in evinin yıkımı için Bodrum Belediyesi encümen kararıyla yıkımın onaylanmasının ardından yarın evin yıkımının gerçekleşeceği öğrenildi. Vakit iyilik vakti sloganıyla yola çıktılar. İhtiyaç sahibi ailelerin bakkal borcunu kapattılar. Nevşehir'e gidiyoruz. Bakkal bakkal gezerek ihtiyaç sahibi ailelerin borcunu ödediler. Varsa daha şey yapalım. Nevşehir, Vaiz Osman Yılmaz Kur'an kursu öğreticisi Rabia Baştuğ ve 60 öğrencisi aralarında para topladı. Bu paralarla da koronavirüsle mücadele ettiğimiz şu dönemde ihtiyaç sahibi 25 ailenin bakkal borçları ödendi. Yardımsever öğretmen ve öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasıyla harekete geçti. Öğrencilerimle sağ olun, Allah razı olsun.
Öğrencilerimle birlikte inşallah hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi biz bize yeteriz Türkiye kampanyasına biz de katılmak istedik. Ve bakkalda ihtiyaç sahibi olan gerçekten hele bu virüs zamanında işten çıkarılmış olan kardeşlerimiz, zor durumda olan kardeşlerimize yardım etmek amacıyla size başvurduk. Bakkal sahipleri de yapılan bu iyilik karşısında borcu ödeyenler kadar mutlu oldu. Biz de memnuniyetle kendilerine borçları hesapladık. Kendilerine bu borçları verdik. Bunlar da bizlere parasını ödediler. Yani gerçekten Allah razı olsun kendilerinden. Bizler memnunuk. Rabbim da bu hocalarımızdan, diğer talebelerinden razı olsun. Rabia Baştuğ ve öğrencileri ayrıca mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere hazırladıkları yardım kolilerini dağıttı. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın beğendiği fiziksel mesafeli bank fikri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de uygulanmaya başlandı. İlk banklar Cumhuriyet Meydanı'ndaki parka yerleştirildi. Yurt genelinde alınan sıkı tedbirler sayesinde Türkiye'de koronavirüs etkisini yitirmeye başladı ve vaka sayılarında azalma görüldü. Bu çerçevede birçok alanda yeni düzene hazırlık yapılıyor. Parklarda kullanılmaya başlanan fiziksel mesafeli banklarda bu hazırlıkları dahil. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi de fiziksel mesafeli bank uygulamasına geçti. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki parka konulan banklar daha sonra şehrin muhtelif noktalarına yerleştirilecek. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu düzenlediğimiz parktan başlayarak diğer bütün park alanlarına mevcut insanlarımızın oturabileceği veyahut da sosyal mesafeyi koruyacak şekilde kullanabileceği alanların hepsine koymayı düşünüyoruz. Vatandaşlar da yeni nesil banklardan memnun olduklarını belirtiyor. Birer metre ara var, güzel yani. Yani yer olmuş. İnsanlar için dinlenmek için güzel yapmış. Şimdi mesafeyi koruduğumuz zaman birbirimize karşı koronavirüsün yayılması, etkisi ve yayılması azalıyor. Hem havadan ağaçlardan dolayı da etkimiz azalıyor yani. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu tarafından yıl sonunda hizmete açılacağı duyurulmuştu. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki son duruma bakalım şimdi de. İki kıtayı birleştirerek aynı anda dört aracın yan yana geçebileceği tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu da şantiye ziyaretleriyle otoyolun çalışmalarını takip ediyor. Bakan Kara İsmailoğlu geçtiğimiz günlerde çalışmaların 6'da 5'lik kısmının tamamlandığını belirterek açılış tarihi olarak 21 Aralık 2020 tarihini işaret etmişti. 400 kilometre uzunluğunda otoyolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam maliyeti 13,6 milyar lira olan projede 1 milyon 160 bin bitki dikimi gerçekleştirilecek. Yeni otoyol sayesinde Trakya'dan İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerindeki trafik yoğunluğu azalacak, şehir içi trafik rahatlayacak. Sayın seyirciler, Mersin'in Tarsus ilçesinde uçurtma uçuran bir çocuk üstü açık bırakılan kanala düşerek yaralandı. O anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Uçurtmasına odaklanmış, onun havada süzülüşünü izliyordu. Bir anda kendini çukurda buldu. Küçük çocuk üstü açık bırakılan kanala böyle düştü. Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Uçurtması uçarken geri geri giden küçük çocuk, bir internet sağlayıcısı firmaya ait olan üstü açık kanala düştü. Yaklaşık 2 metre derinlikteki çukurdan çıkarılan çocuk, neyse ki olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Adıyaman'da devrilen kamyonetin kasasındaki arılar yola savruldu. Kamyondaki yaralı 3 kişiye ulaşmaya çalışan yardım ekipleri de arılar nedeniyle sıkıntı yaşadı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine devrilen kamyon kasasından yola savrulan arılar kimseyi kaza yerine yaklaştırmadı. Antalya istikametinden Elazığ Karakoçan ilçesine 620 arı kovanı götüren bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücüyle yanındaki iki kişi yaralandı. Haber verilmesiyle yaralıları almak için olay yerine giden sağlık ekipleri arılardan dolayı araca yaklaşamadı. Sağlık ekipleri daha sonra olay yerine getirilen koruyucu tulumları giyerek yaralılara müdahale etti. Daha sonra olay yerine giden görevliler de giydikleri özel kıyafetlerle dağılan arı kovanlarını topladı. Sırada ayı kurtarma operasyonu var. Uludağ'da kapana yakalanan ayı bakın nasıl kurtarıldı. Saatler sürse de başarıyla sonuçlandı. Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı. Şu sol ayağına bak, sol ayağına. Uludağ'ın eteklerindeki Gökçeören köyü sakinleri bir ayının sesini fark edince jandarmadan yardım istedi. Bunun üzerine tuzağa yakalanan ayıya ulaşmak için tüm ekipler seferber oldu. Şu alt taraftan dikkatinizi dağıtır mısınız? Şöyle gidebilir misiniz? Yakınlaşmanız lazım hayvan. Ekipler iftar öncesi 2 kilometrelik patika yolu yürüdü. Tel kapana yakalanmış yaralı ayıyı Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer iğneyle uyuttu. Ve anestezi sayesinde uyuyan ayı tel kapandan itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Ardından başka sağlık sorunlarının da olup olmadığı kontrol edildi. Şu sol ayağına bak, sol ayağına. Kapan yarasının haricinde herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı tespit edilen 3 ila 4 yaşlarındaki yavru ayı tedavisinin ardından uyandırılıp doğal ortamına salındı. Baharın son demlerini yaşadığımız şu günlerde havalar hissedilir derecede ısındı. Meteoroloji verilerine göre bu daha başlangıç çünkü asıl sıcaklar yolda. Meteoroloji uyardı. Hava sıcaklıkları yükseliyor. Yağışlı hava yurdun büyük bir kısmını terk ediyor. Bu hafta ülke genelinde sıcaklıkların 4 ila 6 derece artması bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de termometreler yükselişe geçiyor. Megakent'te sıcaklıkların çarşamba günü bir günlük serinleme dışında hafta boyunca artacağı, 30 derece ve üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde ise parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden sayılan Palandöken Kayak Merkezi kayakseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Mevsim yaza dönüyor ama Palandöken'de hala kayak heyecanı yaşanıyor. Yüksekliği 3200 metre, kar kalınlığı ise yer yer 280 metre civarında olan Ejder Tepesi'ne bir grup kayaksever tırmanış yaptı. Tırmanışlar ikişer veya üçer gün aralıklarla devam ediyor. Tur kayağı veya hedik kayaklarıyla 3200 metrede bulunan Ejder Tepesi'ne tırmanıştan sonra kayakseverler zirveden aşağı kayak yaparak kışın tadını çıkarıyor. Bursa'da yalnız yaşayan 81 yaşındaki yaşlı adam silah zoruyla attırılan imza sebebiyle 20 milyonluk mal varlığını kaybetmekle karşı karşıya kaldı. Üzüntüden kısmi felç geçiren çaresiz dede soluğu savcılıkta aldı. Silah zoruyla attığı imza 20 milyonluk mal varlığından edecek. Olay Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşandı. Mürsel köylü olan fakat köyün dışında kendi yaptığı barakada hayvanlarıyla yalnız yaşayan 81 yaşındaki Fehmi Bakar, villaların yakınında bulunan arazilerini kat karşılığı satmak istedi. Kendisini müteahhit olarak tanıtan bir zanlıyla anlaştı.
Birkaç kez yaşlı adamın yaşadığı eve gelen bu kişi bir gece ansızın gelip silah zoruyla boş senede imza attırdı. Ben buradayım, o buraya oturdu. Buradan senetleri çıkardım şuraya, masanın üstüne vurdu. İmzalarım bunlar dedi. Ya bak dedi, imzalarsan imzalarsın, imzalamazsan seni burada öldürür atarız dereye dedi. Sonra bu senetler ciro edilerek bir hafta içinde Bursa İcra Müdürlüğü'nden icraya konuldu. Fehmi Bakar'ın 20 milyon değerindeki tüm mal varlığına haciz şerhi konuldu. Yaşlı adam mallarının elinden gideceğini, suçlularınsa elini kolunu sallayarak gezdiğini söylüyor. Daha savcılık ne senetlere el koydu, ne bu adamları tutukladı. Bu adamlar bir seneden beri geziyorlar. Elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Benim yerler satışa çıktı. Çaresiz adam adalet istedi. Mağdur demek ne demek ya? Böyle hayatımda böyle bir şey görmedim zaten. Benim bu kadar mağdur olduğum hiç kimse olmamıştır benim kadar mağdur. Bu şekilde olmam çok üzücü. Buna senet çetesi meydana çıktı. Ama adalet buna el atmadı. Şimdi zamanda kısa bir yolculuk yapacağız ve 10 yıl önce bugün Türkiye'de ve dünyada neler yaşanmış buna bakacağız. Yöneticilerinin, idarecilerinin, bu konudaki yetkililerinin... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rus yetkililerle yapılan görüşmelerde doğal gaz piyasasında Türkiye'yi olumlu yönde etkileyecek bir kısım kararlar alındığını belirtti. Doğal gaz piyasasında Türkiye'yi olumlu yönde etkileyecek bir kısım kararlar alındı ama bunların rakamlarıyla alakalı herhangi bir görüşme şu anda da bulunmuyoruz. Teknolojik gelişimiyle beraber Türkiye'nin farklı bir segmente, farklı bir noktaya taşıyabilecek olan bir anlaşmaya imza atmış bulunuyoruz. Yalnızca nükleer güç santrallerinden enerji, elektrik elde edilmesinin daha ötesinde, aynı zamanda yerli teknolojinin gelişmesini, ilerlemesini sağlayabilecek ve yaklaşık 1,5-2 yıllık hazırlık süresinden sonra 7 yıllık inşaatıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ve 100. yılını idrak edeceğimiz 2023 yılına çok önemli bir hazırlıkla beraber girmiş olacağız. Çok önemli bir dizayn değişikliğiyle beraber girmiş olacağız. Morning everybody. Please be seated. Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Afganistan'da geçen yıllardaki gelişmelere değindi ancak halen üstesinden gelinmesi gereken zorlu mücadeleler olduğuna dikkat çekti. Obama, bazı inişler ve çıkışlar olacak, önümüzdeki aylarda bazı sert çatışmalar olacak dedi. Obama ayrıca Afganistan'daki Amerika Birleşik Devletleri güçlerinin bu yaz takviye edileceğini ve asker sayısının 100 binden fazla olacağını söyleyerek Afgan hükümetinin kapasitesinin artırılması ve ekonomik kalkınma için yardım programlarına hız verileceğini de ifade etti. But what you're seeing, not only have we succeeded in driving the Taliban out of Marsha. Aydın polis evinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında biri aşçı, ikisi polis memuru, 3 kişi şehit olurken 12 kişi ise yaralandı. Yangının binanın zemin katında bulunan atış poligonunda barut gazı sıkışması sonucu çıktığı belirtildi. İstanbul Bahçeli Evler'de bir dokuma fabrikasında yangın çıktı. 5 katlı binanın çatı katında başlayan yangına çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saat süren müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına alınabildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. TRT kanallarından TRT Türk, 1. yıl dönümünü TRT'nin merkezi olan Oran'da bulunan tesislerde bir resepsiyonla kutladı. Resepsiyona TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin başta olmak üzere çok sayıda TRT çalışanıyla Ankara'da bulunan ulusal televizyon kanallarının Ankara temsilcileri katıldı. Müzik.
Böylelikle haber saatinin sonuna geldik. Bizden sonra önce ekonomi ardından spor turu var. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fırsat. Çok kısa bir süre için birbirinden güzel istikballer, özel indirimlerle sizi bekliyor. Hemen gelin, avantajlı fiyatlarla evinize şıklık, hayatınıza yenilik katın. Üstelik World Özel 18 aya varan taksitle. Hele güzel Fırsat. Çok kısa bir süre için birbirinden güzel istikballer, özel indirimlerle sizi bekliyor. Hemen gelin, avantajlı fiyatlarla evinize şıklık, hayatınıza yenilik katın. Üstelik World Özel 18 aya varan taksitle. Hele güzel istikballe. Türkiye için birlik vakti. İhlas Vakfı olarak niyet ettik paylaşmaya. Bağışlarınızı Türkiye ve dünyanın dört bir köşesinde ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştırıyoruz. Siz de sofrada tuzum olsun diyorsanız bağışlarınızı bekliyoruz. 0212 451 49.00 nolu telefonu arayarak veya ihlasvakfi.org.tr adresine girerek bağışlarınızı yapın. Rahmet ve bereket ayında bir sofrada siz kurun. İhlas Vakfı. Şahin. Ben Şef Aydın Demir. Behzat Ertan Tüysüzoğlu. Ben Saylan Kümeli. Adım Cüneyt Asan. Merhaba, ben Eyüp Kemal Sevinç. Nilhan Osmanoğlu, vatansever. Ben Emre Karaca. İknur Melis Turası. Ben Ceylin Atay. Ben Adnan Şahin. Türkiye'yi il il gezdim. Yaklaşık 36 yıldan beri Türk mutfağı yapıyorum. Restoran işletmeciliğine 20 yıl önce başladım. Bir diyet uzmanı gözüyle anlatacağım. Dünyada neler olabiliyor, Türkiye'de neler olabiliyor. En lezzetli, en güzel araştırılması yapılmış. Osmanlı Saray Mutfağı hakkında bilgiler vereceğim. Gastro Türkiye'de bu reçeteleri en gerçek haliyle sizlerle paylaşacağım. Gastro Türkiye bundan sonra mutfak adına her şeyin rehberi olacak. Sunar, lezzeti sunar. Türkiye'nin ilk üstün lezzet ödüllü mısır yağı ve ayçiçek yağı. Marifeti lezzetinde sunar yağı. Kolay mı? Tam 50 yıl. Aşkla bağlanmasak olur muydu hiç? Yağmur, tipi, boran sabahlarını. Kor ateşlerini bile çok sevdik biz. Sevdamız oldun Türkiye. Al bayrağın gölgesinde, her bir ferdinle, erenlerin izinde, tarihinle, kültürünle. Kalpten kalbe giden bir bağ kurduk biz. Her gün çarpan o kalbi dinleriz dikkatle. Sesi oluruz milyonların cesaretle, özgürce. Bir yüzü daha güldürüp elemleri silince, geleceğe umutla yollar açarız biz. Adı yüreğimize kazılı sevdamız uğruna, gamına, derdine, huzur vermek adına, hakikatin peşinde revan olduk yoluna. Biz Türkiye olduk, Türkiye biz. Türkiye'm, benim yarim. Yarım asırdır her günü aydınlatan güneşim. İyi ki varsın. Türkiye Gazetesi.
Türkiye benim aşkım. 50 yıldır. Huzur, tabiat, eğlence, 4 mevsim tatil. Deniz, orman, kaplıca bir arada. İstanbul'a sadece 1 saat mesafedeki eviniz İhlas Armutlu Tatil Köyü. Bay bayan ayrı havuzlar, kür merkezleri, her dairede şifalı kaplıca suyu, çocuklara özel eğlence merkezleri, aqua park, çocuk oyun alanları ve bayanlara özel plaj. Şifa dolu bir tatil ve daha fazlası için İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 444-8-241. Şimdi İstanbul'da ev almanın tam vakti. Marmara Evleri birden aldılar, kazandılar. Marmara Evleri 2-3 derken gelen yaşadı, alan kazandı. Ve şimdi Marmara Evleri ayrıcalığı dördüncüsüyle karşınızda. Kaliteyi konforla buluşturan 2 artı 1'den 4 artı 1'e daire modelleriyle Marmara Evleri 4 sizi bekliyor. Gelin Marmara Evleri 4 kazancınız, Türkiye geleceğiniz olsun. Marmara Evleri 4, İhlas Yapı Güvencesiyle. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz Deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Doğru ve güvenilir haberin adresi olan İHA yeni haber sitesiyle internet dünyasında da bir adım önde. Türkiye ve dünyadaki sıcak gelişmeleri, eğitim, politika, kültür, sanat, ekonomi, sağlık, spor dünyasındaki en son haberleri anında öğrenebilmek için www.iha.com.tr. Hayat durmadı. Hayat bitmedi. Sokaklarımızda özlediğimiz yaşamın sesi hanelerin içinden yükseliyor. İhtiyaç halindeki hanelerin sesine ses, yaşamına yaşam katmak için biz bize yeteriz diyen vatandaşlarımızın katkıları devlet eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Devlet yardımına ihtiyacı olan hanelerin çorbası devletten, tuzu biberi milletten. Biz bize yeteriz Türkiye. Metro Enerjisi spor haberlerini sunar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tüm basketbol liglerinin sonlandırıldığını, şampiyon ilan edilmeyeceğini ve düşme çıkma işlemlerinin uygulanmayacağını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bugün yönetim kurulu olarak tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir. Liglerin sıralaması ve temsil mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde gerek kulüplerle gerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme çıkma işlemleri uygulanmayacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır arkadaşlar. Türkoğlu kararın kulüplerin talepleri doğrultusunda alındığını belirtti. Burada da açıkça söylemek gerekirse 16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlanmasıyla ilgili bize dönüş yaptılar. Kadınlarımızda 13 takımımızın 11'i liglerin sonlandırmasıyla ilgili bize dönüş yaptılar. Biz de bu çerçevede böyle bir karar aldık. Galatasaray koronavirüs sürecinde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Florya Metin Oktay tesislerindeki antrenmanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu. Teknik direktör Fatih Terim koronavirüs sürecinde takımın başında ilk kez yer aldı. Günün ilk antrenmanı saat 11 ve 12'de iki ayrı seansla gerçekleştirilirken her iki çalışmada da futbolcular 6'şarlı iki grup halinde iki ayrı sahada yer aldı. Günün ilk antrenmanına kor stabilizasyon çalışmalarıyla başlandı. Daha sonra koşu çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı Kırmızılılar günün ikinci çalışmasını saat 17'de ve saat 18'de iki ayrı seansla gerçekleştirdi. Kayserispor lige verilen aranın ardından ilk çalışmasını yaptı. Covid-19 testinden geçen ve test sonuçları negatif çıkan Sarı Kırmızılı ekip 55 gün sonra ilk çalışmasını birer saatlik arayla 3 grup halinde yaptı. Basına ve taraftara kapalı olan ilk antrenmanda hijyen kurallarına ve fiziksel mesafe kurallarına uyuldu. Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor tesislerinde iki ayrı grup halinde yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarına devam etti. Alanyaspor Cengiz Aydoğan tesislerinde teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra pas ve yön değiştirme çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi. Metro Enerjisi spor haberlerini sundu.
Kırşehir Hacı Bektaş Nevşehir yolunun 8 ve 12. kilometreleri arasında köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Horasan Karakurt Sarıkamış yolunun Karakurt mevkiinde yapımı tamamlanan Karakurt barajının su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor. Edirne-İstanbul yolunun 38 ve 41. kilometreleri arasında yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Edirne yönünde ulaşım tek şeritten veriliyor.